ağrınızın, sızınızın, bacaklarınızdaki huzursuzluğun nedeni bu. Varis hastaları sabah yataktan kalkar, yorgun kalkar. Aynen. Allah'ım yorgun ben. Size de öyle oluyor mu? Aynen. Hiç yerimden o gün kalkasım yok. Yatsam bütün gün yatacağım. Ayaklarımın ağrısında sabah diyorum insan dinlenerek kalkması gerekir. Ben ayaklarım yok hissediyorum. Ağrıdan mahvoluyorum. İşte huzursuz bacak denen evet. olay bu. Huzursuz bacağın en önemli nedenlerinden sizin gibi genç hanımlarda önemli nedenleri var. Tamam hocam, kaptınız bütün puanları bizden. Teşekkür ederim. Güzel ama işin gerçeği de var. Acık yıllar bize bir şeyler katıyor. Nedir peki biz ne yapacağız peki? Ya da istiyorsanız daha anlatın. Hani herkes kafa sallıyor şimdi burada. Çünkü herkesin aynı problemleri var. Yönetmenimiz izin verirse yürüyebilir mi? Tabii ki. Buyurun şimdi hocam. Ben şöyle sabit duruyorum ayakta diyelim. Bir süre böyle durursam örneğin bir kuaförüm. Bu ara kuaförler veya öğretmenim. Sizim. Ya da biz. Öğretmenler sizin veya. Biz de öğretmenler artık genelde saat. Oturarak çalışıyorlar. Bir de biz topuklu ayakkabı giyiyoruz. Topuklu ayakkabı giyiyoruz. O da çok kötü. Çok yüksek topuklar. uzun süre böyle durduğum zaman ayaktaki toplar damarlarda basınç çok yükseliyor. Şöyle ortaya gelip anlatın hocam. Korkunç olmazsa. Yükseliyor. 80-90 milimetre civarı oluyor. Ben yürümeye başlıyorum. Yürümeye başladığım zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şu baldır kasların bir pompa görevi yapıyor. Bu pompa görevi sayesinde kan yukarıya doğru pompalanıyor. O yüzden maratoncu 40 kilometre koşuyor, saatlerce koşuyor. Varis oluşuyor mu? Olmuyor. Ama bir kuaför sabahtan akşama kadar böyle çalışıyor. Yönetmen arkadaşımız orada kameranın arkasında saatlerce duruyor. Alın size varis. Ondan dolayı ben sürekli olarak varis hastalarına şunu öneriyorum. Ayakta ve oturarak sabit durmayacağız. Dedim ve kameramanım oturdu. Burada bunu duyduktan sonra ama oturamayan arkadaşlarımız da var. Yani kameramanlar için, öğretmenler için, ayakta olan bütün meslekler için ya da tam tersi. Bu sefer taksi şoförleri geliyor, tır şoförleri geliyor. Onlar da bütün gün oturuyor. O da aynı şey mi? Aynı şey. Onlarda da çok güzel. Çocuklar saatlerce bilgisayarın karşısında olarak 8 saat 10 saat çok risk. Bankacılar. Ben öğretmenlerden çok şimdi bankacılarda görmeye başladım varis hastalığı. Neden? Akşamdan sabahdan akşam böyle oturuyorlar. O yüzden bol miktarda kalkıp dolaşacağız. Bir bankacı ne yapmalı? Ayağının altına ufak bir şey. Şöyle mi? Ayağının altına hafif bir tabure koymalı. Uzun süre çalışacağı zaman kalp seviyesine doğru biraz kaldırarak onunla çalışmalı. En büyük faydası. Bir de her fırsat, her mümkün olduğu fırsatta kalkıp dolaşmak lazım. Dolaştığınız anda ne oluyor? Basınç bir anda düşüyor. Şu kastan bahsediyorsunuz. Aynen, baldır kas. Aynen. Şu baldır kası. Aynen baldır. Sıkıyor ve burada bir kan yukarı çıkıyor. Ya kodu gelmişken ben bir şey daha söyleyebilirim. Varis dışında ama. Mesela bir başka toplar damar hastalığı vardır. Toplar damarların tıkanması. Yani biz derindeki toplar damarların tıkanması. İşte bu akciğere pıhtı atma olayı. Şimdi biz yaza geliyoruz. Herkes bir yerlere gidecek. İstanbul'dan kalkacak otobüse binecek bir kişi. Erzurum'a kadar otobüste dar gidecek. Veya bazı kişiler Amerika'ya uçakla gidecekler. Ekonomide oturacaklar böyle darda. İşte o kişilerin de mutlaka şu baldır hareketleri yapmaları gerekiyor. Bu baldır hareketleri yaparak... Nasıl oluyor hareket? Ya çok basit aslında. Yani şöyle sağdan sola, soldan sola çevirmek. O kasınızın kasıldığını hissedeceksiniz zaten. Yani o da hocam yapın bana ben yapayım. Şöyle, üstten alta, sağdan sola, yukarıdan aşağı bol miktarda... Çünkü pıhtı çoğu zaman buradan başlıyor. Bu bile yetiyor mu? Yetiyor. Buradan Bu kadarı bile yetiyor. Buradan yukarıya çıkıyor, oradan akciğere atıyor. O yüzden konu bu varis değil aslında. Ben lafı, hayır ama bu çok güzel bir laf geldi işte söyledim. Benim hastalarım, örneğin bir hasta geldi yakında. Bana muayeneye gelecek hasta. Erzurum'dan otobüse binmiş, İstanbul'a gelmiş. Eyvah. Hasta varis için gelmiş. Ve hasta bana geldiği yapmış. Zaman damar tıkanıklığı oldu. Neden? O kadar uzun süre... Dar koltukta oturmak zorunda kalmış ki. İşte bu hasta eğer koridorda olsaydı, biraz arada şöyle koridora çıksaydı, ayak hareketleri yapsaydı veya oturduğu zaman ayak hareketleri yapsaydı böyle bir problem olmayacaktı. Akciğere değiştiriyor demek ki bak. Akciğere pıhtı atması dünyadaki en büyük ölüm nedenlerinden biri. Allah korusun. Akciğere pıhtı at. Dikkat etmek lazım. Demek ki bu hareketleri yapacağız.